Sayın Genel Başkanım, çok değerli büyükşehir, il, ilçe ve belde belediye başkanlarım, sevgili konuklar, değerli basın mensupları, öncelikle sizlere sevgiler, saygılar sunuyorum ve Çalıştay'ımızın başarılı geçmesini diliyorum. Belediye başkanları Çalıştay'ımızı düzenlemek üzere milli mücadelemizin simge şehri, Anadolu'muzun kadim kenti Sivas'ta bulunmanın heyecanını yaşıyoruz. Yakın siyasi tarihimizin en önemli dönüm noktalarından olan 2019 seçimleri sonrasındaki 7. toplantımıza tekrar hepiniz hoş geldiniz. Bu arada değerli katkılarından dolayı çok değerli il başkanım ve milletvekilime de ve değerli yönetimine de ayrıca teşekkür ediyorum. Mayıs ayında Van'da düzenlediğimiz toplantı sonrasında aramıza katılan bir arkadaşımız var. Bitlis Güroymak ilçesine bağlı Gölbaşı Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Avunç'a bir kez daha halkın belediyeleri arasına hoş geldiniz diyorum. Sivas İmranlı Belediye Başkanımızı geçen yıl elim bir trafik kazasında kaybettik. Hayatta olsaydı bu toplantımızın ev sahiplerinden biri olacaktı. Kendisini bir kez daha rahmet ve minnetle anıyoruz. Sayın Genel Başkanım, Sivas'a sadece bir toplantı düzenleyip ayrılmak için gelmedik. Siz dün Sivas halkıyla buluşurken belediye başkanlarımız da tüm ilçelerde sahaya çıkarak vatandaşlarımız da bir araya geldiler. Sizin selamlarınızı ilettiler, sorunları dinlediler ve çözüm önerilerimizi anlattılar. Gördük ki Sivas halkı dertli, Sivas halkı mağdur ve Sivas halkı artık bir çıkış yolu arıyor. Biz de onlara şunu söyledik. Sadece kendi ikbali için milletine sırtını dönen bir iktidara mahkum değilsiniz. İlk kurultayını Sivas Kongresi'nde yapan Cumhuriyet Halk Partisi burada. Halkı için gece gündüz demeden Kemal Kılıçdaroğlu burada. 100 yıl önce hep beraber başardık, yine hep beraber başaracağız. Asla umutsuz olmayın. Halkın iktidarını kurmak için gelin bize katılın dedik. Ve her bir vatandaşımızın size selamlarını getirdik. Sayın Genel Başkanım, çok değerli arkadaşlar. Bugünkü toplantımızda da belediyelerimizin çalışmalarını detaylı olarak ele alacağız. Şu ana kadar neler yaptığımızı ortaya koyacak ve bundan sonra atacağımız adımları konuşacağız. Belediye başkanlarımıza katkı sunması amacıyla uzman isimlerin görüşlerini alacağız. Öğleden sonraki oturumda belediye başkanlarımızın değerlendirmelerini dinleyeceğiz. Kısacası başarılı hizmetlerimizi artırmanın ve umudu büyütmenin gayreti içerisinde olacağız. Yerel seçimlerde umduğunu bulamayan iktidar, belediyelerimizi çalıştırmamak için her türlü yola başvuruyor. Bunu iki yolla yapıyorlar. Belediyelerimizin yetki ve gelirlerini kanunlarla, kararnamelerle, genelgelerle ellerinden alıyorlar. Burada da başarılı olamayınca da haksız, hukuksuz soruşturmalardan medet umuyorlar. Sadece birkaç örnek vermek isterim. Seçimlerden sonra belediye şirketlerine yönetici atama yetkisini belediye başkanlarımızdan almak istediler. Büyükşehir belediyelerinin ulaşım koordinasyon merkezlerindeki çoğunluğunu ellerinden aldılar. Yereldeki ulaşım hizmetlerini merkezden belirlemeye çalıştılar. Covid-19 salgınının başında ihtiyaç sahipleri için toplanan 15 milyon liralık bağışlara el koydular. Cumhuriyet Halk Partili belediyeler yardım yapmasın diye vatandaşa gidecek desteği engellediler. Bu da yetmedi. Depremlerin, sellerin, yangınların ardından yardım kampanyası başlatma yetkisini bizzat Erdoğan'ın imzasıyla
gasp ettiler. 2019'dan önce AK Partili belediyelerde yapılan metroların geri ödemelerini belediyeleri biz kazandıktan sonra 30-40 kat artırdılar. 25 yıldır belediyelere ait olan 100'e yakın taşınmazı seçimleri biz kazandıktan sonra belediyelerimizden aldılar. Sayın Genel Başkanım, iktidarın siyasi hırsları tüm belediyeleri ağır mali sorunlarla karşı karşıya bıraktı. Belediyelerin genel bütçeden aldıkları payların oranları 10 yıldır hiç değişmedi. Öz gelirleri ise %55'lerden %40'lara geriledi. İktidarın yaptığı zamlarla temel hizmet maliyetleri 4-5 kat arttı. Ancak vatandaş ucuz hizmet alsın diye belediye gelirlerinde hiçbir artış yapılmadı. Bu sorunu çözmek için samimi adımlar attık. Belediyelerin mali sorunlarının araştırılması için meclise önerge verdik, reddettiler. Ardından bir kanun teklifi de hazırladık. Belediyelerin hizmet için kullandığı elektrik, doğalgaz ve akaryakıttan vergi almayın, avantajlı bir tarifeye geçirin dedik. Ama olmadı. Yıllardır değişmeyen bütçe paylarını artıralım, motorlu taşıtlar vergisi gibi bazı vergilerden belediyelere pay verelim dedik. Olmadı. Ancak teklifimizi 7 aydır mecliste bekletiyorlar. Kısa süre içerisinde bu teklifimizi genel kurula mutlaka indireceğiz ve iktidarın samimiyetini vatandaşlarımızın takdirine sunacağız. Hal böyleyken hala vatandaşın en temel ihtiyacı olan su üzerinden bile siyaset yapıyorlar. Eğer gerçekten su faturalarının ucuzlamasını istiyorlarsa kendilerine hodri meydan diyoruz. Kanun teklifimizi kabul edin. Sadece bizim belediyelerimizde değil, tüm belediyelerde fiyatlar düşsün. Sayın Genel Başkanım, belediyelere sağlanan devlet destekleri bütçelerde önemli bir yer tutuyor. Ancak belediyelere sağlanan kamu yardımlarında tarihte görülmemiş bir partizanlığı yaşıyoruz. Belediyelerin bankası olan İl Bank'ın 2021 ve 2022 raporlarını inceledik. Gördüğümüz tablo şudur. Hibe ve kredilerin %95'i sadece Cumhur İttifakı ve kayyum belediyelerine aktarılmış. Nüfusun %51.7'sini yöneten belediyelerimize verilen desteğin oranı ise sadece %5. Sadece Konya ve Trabzon'daki iktidar belediyelerine verilen destek bile bizim 248 belediyemize verilen destekten 1,5 kat daha fazla. Ayrıca Çevre Bakanlığı belediyelere 3000'e yakın araç hibe etmiş. Bunların %97'si yine sadece iktidar belediyelerine aktarılmış. Belediyelerimiz kamu bankalarından kredi alamıyor. Yurt dışından kredi bulduğunda da maalesef iktidar engel oluyor. Şu anda 7 büyükşehir belediyemizin 28 milyar 680 milyon lirayı bulan kredileri iktidarda sarayda tek bir imzayı bekliyor. Bunu da milletimizin takdirlerine sunuyoruz. Tüm bu haksızlıklara rağmen gururla söylüyorum ki belediyelerimizin hizmetlerine engel olamıyorlar. Engel olamadıkça da daha da panikleyip baskının dozunu artırıyorlar. Haksız, hukuksuz soruşturmalarla belediyelerimize kumpaslar kuruyorlar. Algı operasyonlarıyla belediye başkanlarımızı görevden almaya çalışıyor, içi boş soruşturmalar açıyorlar. Talimatlı müfettişleri her gün belediyelerimizin kapısına gönderiyorlar. Müfettişlere talimat verip suç bulamıyorsanız uydurun diyorlar. Ancak rüşvet almaktan ve ihaleye fesat karıştırmaktan hapis cezaları alan AK Partili belediye başkanları hakkında hiçbir işlem yapmıyorlar. Belediyelerimizi karalamak için vatandaşı cezalandıracak kadar gözü dönenlere tüm belediye başkanlarımızla Sivas'tan sesleniyoruz. Biz gitmekte olan bir iktidarın son çırpınışlarına asla boyun eğmeyeceğiz. Bu organize kötülüğe karşı
Bu politik teröre karşı halkımızla birlikte omuz omuza duracağız. Çünkü biliyoruz ki seçilmiş belediyeler üzerinde baskı kurmak otoriter rejime, o baskıları aşmakta demokrasiyi savunanlara yakışır. Sayın Genel Başkanım, tüm bu yaşadıklarımız bize şunu gösteriyor. Ülkemizde ucuz ve etkin belediye hizmetlerini kalıcı hale getirmek ancak hakkaniyetli bir iktidarla mümkün olacaktır. Bu değişimi sağlamanın sorumluluğu hepimizin omuzlarındadır. Biliyoruz ki önümüzdeki seçimleri kazanmak belediyelerin halka daha iyi hizmet vermesinin önünü açacaktır. Tüm belediye başkanlarımız bu sorumluluğunun farkındadır. O yüzden milli iradeyi hakim kılmak için direnme mesajının verildiği Sivas Kongresi'nin ruhunu bugün de içimizde hissediyoruz. Bugün de 4 Eylül kadar azimli, 4 Eylül kadar kararlıyız. Sizin ortaya koyduğunuz iradeden güç alıyor, sizin liderliğinizde umudu daha da büyütüyoruz. Ülkemizin ikinci yüzyılı için çıktığımız yolda tüm belediye başkanlarımızla birlikte her ne şart altında olursa olsun yanınızdayız. Ne pahasına olursa olsun Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına yaraşır bir Türkiye hedefinden asla geri adım atmayacağız. Yüzyıl önce hep beraber başardık. Yine hep beraber başaracağız. Teşekkür ederim.